Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğun bir set temposundan Karadeniz'den bitti artık dizi ve sizi gecelerde görmeye başladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz? Masum Kırmızı Gül'ün yeni filmi Mucize 2. Valla inanılmaz merak ediyorum. Mucize'yi de izlemiştim. Çok beğenmiştim, çok etkilenmiştim. Güzel şeyler bekliyorum. Çok hazırlanıldığına eminim ve güzel bir şey çıktığına da eminim. Zaten çok büyük bir kadro var. Emeklerine sağlık şimdiden. Peki ağlak bir insan mısınız? Siz duygusal mısınız? Yani Sen Anlat Karadeniz'den sonra daha duygusal bir insan oldum. Söyleyebilirim yani. Artık gülmek istiyorsunuz herhalde. Yani normal hayatımdaki gibi olmak istiyorum galiba. Film ağlatıyor çünkü. Siz ağlar mısınız peki? Normal hayatta mesela filmlerde etkilenir misiniz? Filmlerden çok etkileniyorum. Çok çabuk etkileniyorum. Aile, çocuk, kadın, yani bunların hepsi etkileyen şeyler sanırım. Yani evet ya, duygusal bir insan. Peki sizin de dizi bitti, yeni projeler muhakkak geliyordur. Dinlenmeyi düşünüyor musunuz yoksa proje okuyor musunuz şu an? Bir tane görüştüğüm şu anda var ama bu bağımsız bir film. Evet, bağımsız filmle görüşüyorum şu anda. Dizi anlamında dinlenmeyi düşünüyorum. Hem kendim için hem seyirci için daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz uzaklaşmak, hem kendi açımdan nefesten uzaklaşmak, hem de seyirci açısından onların da uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Yapışan bir karakter var size, nefes karakteri. Peki siz atlatabildiniz mi o karakteri üzerinizden? Yani atlattım tabii ki, yani artık üzerinden bir süreç geçti diye düşünüyorum. Daha önce de yani Sen Anlat Karadeniz Nefes'i oynamadan önce de Pelin Suyu oynuyordum. Ve çok hızlı bir süre içerisinde nefese çevirdim. Herhalde bundan sonra da gelecek işlerde atlatmış olurum diye düşünüyorum. Peki filmin konusu belli mi ya da siz nasıl bir karakteri oynayacaksınız? Bilmiyorum. Şiddet gören bir kadını oynadınız aylarca. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani ekranlarda bu kadar şiddet gören bir kadın oynamak nasıl bir duygu? Hepimizin sanırım kulaklarını tıkadığımız bir olaydı bu. Gözlerimizi kapattığımız bir olaydı. Bence birilerinin gerçekten bunu gözler önüne sermesi gerekiyordu. Bir yandan tabii ki insanlar hani bunu ekranda görmeyi istemedi. Ama şu anki şiddeti arttırmadığını düşünüyorum. Bu zaten hep vardı. Üçüncü sayfaların hepsini hep vardı. Hala var, görüyoruz. Hala var, hatta artık ana sayfalara düşüyor. Çünkü hepimiz artık bu konuyla ilgileniyoruz. Bu konuya parmak basmak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.